Asistanıyım. Asistanısın. Tamam. Asistanı deyince Yeliz Hanım. Hayatımda ilk kez buraya gelen ben mi açıklama yapacağım? Yani şöyle, gerçek bir sanatçısınız ve destek olduğunuzu sesiniz, tamam bir sanık olayım. Sizin sesini yani, duyurabiliriz o yüzden tamam, soruyoruz. Tamam duyuruyorum. Evet. Kimse... Rasim tekrar ettir söylediklerini Yeliz'e. Bu tekstilde. Arkadaşlar... Benim söylediğimi söyleyin. Tekstilde. Tekstilde işçiler 6 aydır. Ben bilmiyorum tabii olayı. Biz, yani biz söylüyoruz şimdi, biz mağduruz ama gerçekten 6 aydır. Dediğimiz belki iş yeri işten çıkarttı başkalarını mı aldı şimdi ben bir detay bilmiyorum. Tabii ki de ben her zaman emektarın yanındayım ama çok bu şekilde saldırı gibi değil de. Hayır. Ya bugün pazar bir de yani ben anlamıyorum hakkınızı için... arabanın yolu bu mudur yani? Ama 6 aydır şöyle, konuşmak her yolu denedik ya. Her yolu denedik ya. Şöyle söyleyeyim bu adam pinti. Bu adam gidiyor başka yerlerde yiyor parasını ve bize maaş ödemiyor yani. Biz artık sıkıldık, bıktık yani. Basın açıklaması ya. Tamam yapayım, yapıyorum zaten. Şu anda zaten yapıyorum. Yani olayım tamam. Yani Turgut Bey lütfen bir an önce gelsin. Yeri yurdu bellidir. Gelip işçilerine sahip çıksın. Yani evet, benim de işim var. Bir çağrıdır yani. Bir söyleyin abi. Ben her şeyden önce kendi elemanlarımın maaşını düşünüyorum. Ama yani evet, biraz tabii... ben buraya bir görüşmeye geldim. Takdir edersiniz ki benim hiçbir şeyden haberim yok. Nasıl bir şeyin içerisindeyim bilmiyorum. Ama yani şu anda yapabileceğim açıklamayı yaptım. Şimdi Ceyda, şimdi de ki siz de bir işverensiniz, bir kafeniz var Adana'da, bunu biliyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu olaylarla ilgili diye sor. Şimdi artık gidebilirim sanırım. Araba, araç niye yok? 10 dakika şöyle içinde geliyorum. Nasıl 10 dakika içinde Yeliz Hanım, geliyor? Yeliz Hanım, siz de bir işverensiniz. Adana'da bildiğim kadarıyla bir kafeniz var. Böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz ya da böyle bir durumla karşılaşsaydınız siz ne yapardınız? Ya ben böyle bir durumla karşılaşamam zaten çünkü önce elemanımın parasını veriyorum. Alkışlayın arkadaşlar. Evet işte budur. Ama bugün pazar diye işçi yok diye biliyorum arkadaşlar, ben. Evet bir alkışın. Teşekkür ediyorum. Bravo. Yani eşitlikten yana. Tabii ki de işten yanayım ama şimdi burada böyle arbede tartışma ben biraz paniğim. Harbede yaratan Turgut. Tamam telefonu yok mu arar mısınız? Turgut Bey arayıp arasın, bana verir misiniz? Arasın gelsin abi. Ya tamam, biz arayın. Bunları çok yaşadık. Hep bunu tamam, yapıyor bana. Hep kaçma sen geliyor ya. Yeliz Hanım bu durumda ya, reklamı kabul edecek ya misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Pardon. Yani şu anda reklamı kabul edip devam etmek ister miyim? Hayır. Ben buradan şu anda gitmeyi sosyal medya hesabımda da zaten benim de 50 milyon kişi izliyor videomu. 50 milyon kişi izliyor videomu. Ben sosyal... Evet hayırlı olsun bu arada klibini. Teşekkür ederim. O video değil yani kendi sosyal medyamı. O yüzden sizi orada paylaşabilirim. Böyle yardımcı olabilirim. Abi orada paylaşın. Başka bir şey yapamazsınız. Yani ya şunu yapabilirim. Ya bir sizi fotoğraf falan bir şey yapalım. Paylaşırım. Bir şey olsun ya. Altına da... Ayşegül de ki... Biz sizi çok seviyoruz Yeliz Hanım. Sizi güzel uğurlamak istiyoruz. Böyle eğlenceli bir şekilde uğurlamak istiyoruz. Gitmeden önce beraber bir halay çekelim de. Altına da fabrikayı yazarım. Ve benim bu yaşadığım olay evet, benim de zaten bu şahit adama... Şahit olduğumu yazar mısın? Dava açmam gerekebilir yani evet, şu durumda. Evet. Ama başka yani size çıkarıp tamam, para anlaştırıp veremem herhalde değil mi? Öyle değil yani. Aradınız mı Turgut Bey'i? Yeliz Hanım o mutlaka avukatını almaya gitmiştir. Biz sizi çok seviyoruz. Ya. Yani buradan güzel uğurlamak istiyoruz. Sakın şey anlamayın. Yani her şey güzel olacak. Evet desteğiniz için de yazan. Zaten açıklamamı da yaptım. Halay çekip de şöyle Ayşegül. Grev halayı. Adettir yani bu. Şarttır. Şu anda ben arabamı istiyorum arkadaşlar. Hayır işte o kaçtı şu anda. Gelemez. Hep, şey arayın telefonu yok mu Turgut şey Bey'in? Yani. Al işte. Ben biliyorum. Bir ben halay bu Turgut'u biliyorum yani. O zaman Nilüfer'cim çeker misin bu bir şey video al. Ben kendi sosyal medya hesabımda paylaşım bunu yapabilirim. Şunun önünde alabilir miyiz şöyle? Video. Şunun önünde alabilir miyiz? Evet halayı söyleyin halayı. Pankartı gerelim bir. Şurada bir alalım lütfen ya. Bir halay yapalım. Bir halay yapalım. Pankartım ben halay yapmayacağım herhalde. Halay yapmam ama şurada evet, durun ya. Hep beraber bir halay yapalım. Yeliz Hanım desteğiniz görmek için de bir halay aslında güzel olabilir. Desteği halayla mı vereceğim? Evet. Tamam siz halay yapın çek Nilüfer. Hep beraber çekelim. Çalın arkadaşlar. Çal abi çal. Buyurun.
kafam için açıklamamı yapayım o zaman. Evet, dinliyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok mağdur işçileri olan, ya ben kendi sayfamı da yapıyorum. Bir fabrikaya geldim ve ben her zaman tabii ki de emekten, işçiden yanayım. O yüzden bunu da kendi sosyal medyamda paylaşmak istedim. Alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın. Turgut Bey'i şiddetle kınıyoruz. Şu an içinde bulunduğum... Bravo, bravo, helal olsun. Yani içinde bulunduğum durumla alakalı hiçbir bilgim olmamasına rağmen lütfen onlar da artık hani mahkemeye başvurun, siz de şikayet edin. Zaten biz de bir reklam filmi için gelmiştik. Şu şartlarda parası olmayan bir kişi o reklam filmi. Size de para vermezdi ki zaten. Evet, size de kandıracaktı. Vermez. Yani böyle adamlarla iş yapmayın yani. Onu yok, söylemek yapmayacağım. İstiyorum. Ben de sayfamda bugün yayınlayacağım özellikle. Televizyona çıkartamaz mısınız? Zaten televizyon değil mi? Siz vereceksiniz tamam, herhalde. Yani. Tamam, ben daha ne yapayım? Ya hani yaptım herhalde. Siz de mi burada çalışıyorsunuz? Evet, gayet iyi. Turgut, sen şimdi adamlarını alıp gel artık. Ellerinizde silahlar. Allah. Turgut Bey 250 kişi. Turgut Bey mi o gelen? Kim? Birisi geliyor. Ha, geliyorlar. Tamam, geliyor işte. Tamam. 250 kişi değil mi? Haklıyız. Karza... Tarık. İşçiyiz. Haklıyız. Karza alacağız. Evet, şimdi biraz şöyle bir iki kuru sıkı havaya ateş edeceğiz. Hepiniz içeriye kaçın arkadaşlar. Yeliz'i de alın yanınıza. Silah sesini duyar duymaz içeri kaçın. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Alın lan! İşçiyiz, haklıyız. Hayır kanka, bu ne ya? Alın lan! İşçiyiz, haklıyız. Turgut'un odasına arkadaşlar, hepiniz oraya toplanıyorsunuz. Çek bunları, çek, 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 çek. Abi, al. Her bir yasını al. Al bunu, al. Al bunu sen, al. Odaya al bunu. Yıllarca hapiste yat. Al, çık. Hapiste o adamı bekliyor. Arkadaşlar, gerek burada. Çek bunları, çek, çek. Ya bu ne? Adi köpek. Abi, pencereleri kapat ya. Kapat. Abi, elinde silahla geliyor ya. Abi, kapıyı kapat. Abi. Çek bunları, çek. Niye beni buraya kapattınız? Abi silahla geliyor. Abi, abi dur. Tamam da beni niye kapattınız? Adam silahla geliyor. Öldürecek bizi. Nilüfer. Polisi arar mısın? Tamam, ara. Polisi arar mısın? Nasıl yani? Şimdi silahla geliyor da. Evet. Kimi vuracak? Niye vursun ki adam? Evet. Bence kalabalığı dağıtmak için ya. Ya ne demek? Bunu savunacak bir kız. Aramızda. Çok aramızda.